Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok iyi söylüyor. Ömrünün sonuna kadar böyle perişan, elinde içki bardağı yas mı tutacaksın? Kadere karşı yapılacak bir şey yok. Ölenle ölünmez. Yeter yıkıldın. Silkinecek, dirilecek, yeniden hayata döneceksin. Tartışmayalım Yusuf. Tartışalım efendim. Güçlü, tahammülü bir insansın. Sana bitip tükenmek, ağlamak değil, hayata yeniden başlamak yakışır. Keşke unutabilsem. Keşke yeniden umutlarım olsa. Yeter. Yeniden savaşacak, mutluluğu yeniden arayacaksın. Bizler de yanında olacağız. Çektiğin acıyı anlıyorum. Ama yeter dedim. Bu kadar matem Allah'a da isyandır. Toparlayacaksın kendini. Kendini toparlayana kadar da senin peşini bırakmayacağım. Tamam mı, anlaştık mı? Bak, anlaşmamız yarın bitiyor. Evet, yarın son gece. O sana öyle geliyor. Daha 3 ay bizimlesin. Biraz dinlensem. Tamam, dinlenirsin. Bu dükkan sensiz olamaz. Anlaşmamızı uzatıyorum. Aramızda para diye de bir mesele yok. Peki Yusuf, seni kıramam. Aferin sana. Çalışmak ve müzik sana en iyi ilaç gibi gelecek. Hayırlı olsun. Sağ ol hepimize. Babam akıllıca bir iş yaptı. Ben de kutlarım sizi. Tekrar birlikte olmamıza sevindim. Yarın öğle yemeğini beraber yiyip bunu kutlayalım. Çok isterdim ama imkansız. Yarın olmaz. Başka bir gün. Yarın karısının ölüm yıldönümü. Baba, unuttun mu? Hay Allah, nasıl da aklımdan çıkmış. Çok özür dilerim. Başka bir gün. Müşterinin bir tanesi sorun olmasın. Çıkardı efendim. Geliyorum. Tekrar özür dilerim. Babamın kusuruna bakmayın. Onun gayesi sizi neşelendirmek, geçmişi unutmanızı sağlamak. Yoksa yemek bahane, biliyorsunuz. Babanızı çok iyi anlıyorum. Ama sizi de şu ara biraz dalgın gördüm. Bazen selam veriyorum, beni fark etmiyorsunuz bile. Sakın kırılmayın bana. Bu ara bazı sorunlarım var. Hepsini öğrenmek, size yardımcı olmak isterim. Gerekirse konuşuruz. Konuşalım, birbirimizin derdine ortak oluruz. Olur tabii. Kız mı oğlan mı? Başınız sağ olsun. Anneyi de kaybettik, bebeği de. Olamaz. Olamaz. Herkes doğduğu günleri kutlarken ben senin yokluğuna hüzünleniyorum.
Ben gidiyorum. Sen de gazeteye git. Öğlen oldu. Bitti o iş. Ayrıldım gazeteden. Ne olacak? Boş mu oturacaksın? Git başka bir gazeteyle anlaş. Hele 3-5 hafta dinleneyim. Kendini düşünmüyorsan beni düşün. Evlenmemiz için çalışıp para kazanman gerekiyor. Babanda çok para var. Açmaz mı kesenin ağzını? Ondan asla istemem. Hem o verse bile sen nasıl kabul edersin böyle bir şey? Niye? Kayınpeder değil mi? Kızını ve damadını adam gibi yaşatmaya mecburdur. Git konuş. İyi bir fotoğrafhane kursun bana. Veya emekli ayırsın kendini. Dükkanı bana bıraksın. Şakayı bırak Orhan. Babama senden bahsetmek istiyorum artık. İşini, kazancını sorarsa ben ne derim ona? Vırvırlanma be! Söyledim işte. Babanda para bol. Bakar bize. Saçmalıyorsun. Babamın parasından sana ne? Kendin çalış, kendin kazan. Karışma bana. Çalışırım, çalışmam. Sana ne olan, sana ne? Gene başlama. Sorumlu bir erkek gibi davran. Bir an önce evlenmeliyiz. Dedim ya. Evlenmemiz için babanın keseyi açması lazım. Sen benim babamın parasını mı istiyorsun yoksa beni mi? Para olmadan hiçbir şey olmuyor. Sen bir alçaksın. Kendimi sana nasıl verdim bilemiyorum. Bana bak, açmam, bana. Öldürürüm seni. Deli misin sen be? Hadi defol! Hastaneye defol, git! Hayvan herif! Defol! Mayak! Serseri! Elleri kırılsın, kaç etti bu? Seni kaçtır dövüyor. Al içini. Al canım. Sinirlerine iyi gelir. Şu haline bak. Sana hayrı olmaz o serserinin kızım. Bırak. Ayrıl bir an önce. Ayrılamam. Ayrılamam. Neden ayrılamam? Hiç mi onurum var? Aşkını değil, kendini düşün. Evlenince kim bilir daha neler yapacak sana. Aşık değilim ona. Ama mecburum. Ondan bir çocuğum olacak. Hamile olduğunu biliyor mu kız? Hayır. Bilmiyorum. Öyleyse çocuğu aldın, kurtul. Hayır. Kıyamam bebeğime. Doğruca. Kararlısın demek. Vah gülüm vah. Yazık olacak ikinize de. Çok pişmanım. Affet. İşsiz kalmak, parasızlık bunalttı beni. Ne yaptığımı bilemedim. Yalvarırım bağışla. Bir yerde oturalım konuşalım. Ne olur kırma beni. Hemen bir iş bulup çalışacağım. Sonra da evleneceğiz. İnan bana sevgilim. Ayrılmaya kararlıyım Orhan. Bıktım artık deliliklerinden. Bundan sonra sana güvenemem. Oysa bir çocuğumuz olacak. Gerçek mi bu? Gerçek ya. Dengeli, bana karşı saygılı, çalışan bir insan olsan evlenirdik. Çocuğumuz da mutlu bir dünyaya doğardı. Yine öyle olacak. Dünyanın en iyi, en şeker, en şefkatli babası olacağım. Göreceksin. İstesen de olamazsın. Sevgisiz, acımasız bir insansın sen. Bak dinle. Benim babam yoktu, süründüm. Çok dayak yedim. Dünyaya öfkemin, hıncımın nedeni bu. Ama aynı acıyı çocuğuma çektirmeyeceğim. Ne olur ayrılmayalım. Bana bir fırsat daha ver. En ufak bir öfkeyle bana da çocuğuna da yapmadığını bırakmazsın. Sana inanmıyorum artık. Dur ulan! Çıldırtma beni! Gene başladın işte bak! Keçilik edersen başlarım tabii. Benimsin. Sıkıysa ayrıl da göreyim. Bitmiştir. Ne istersen yap artık. Great.
Buyurun efendim. Alo? Bildiğim bir doktor var mı? Hemen gidelim. Sen misin? Ne oldu? Anladım. Tamam. Peki sen neredesin? Söyle neredesin? Tamam kızım, bitti. Arkadaşın kurtuldu, dinleniyor. Az sonra götürebilirsin. Ben de reçeteyi yazayım. Sağ olun doktor, çok teşekkür ederim. Çok mu sancın var? Biraz. Adi! Öldürdün çocuğumu. Sana bunu ödeteceğim. Kendine gel. Çekil be! Rahat bırak kızı! Hayır. Bırak diyorum! Karışma sen! Sana bunu ödeteceğim. Senden öyle bir intikam alacağım ki yaşadığına pişman olacaksın. Gene bağlayamadın değil mi? Ne var, hasta mısın sen? Yok, iyiyim. Hiç bu kadar erken yatmazdın da. Ağlamışsın sen. Bir derdin olmalı. Yok. Hadi söyle bana. Aşk olsun babacığım, olsa söylemez miyim? Var, var. Sinirlerim bozuk baba. Bir arkadaşıma üzülmüştüm de. Seni yalnız bırakıp gidemem. Benimle geleceksin, hadi. Gülüp eğlenecek halim yok bu gece. Asıl böyle zamanlarda eğlenip oyalanmak gerekir. Bak ne diyeceğim. Dükkandan erken kaçarız. Sonra da tek başımıza danslı bir yere gideriz. Hadi kalk. Kalk. Sen git baba. Kalk diyorum. Hayır. Hayrola? Bir derdin var senin? Bir ricam var senden. Söyle, emret. Gülüm'ün bir derdi var. Uzun süredir yüzü hiç gülmüyor. Bu akşam ağlıyordu gene. Sordum, gizledi. İnanmış göründüm ama içim rahat değil. Ne yapmamı istiyorsun? Aramızda annesi olsaydı kolaydı ama... Gülüm de, ben de çok yalnızız. Hele onun dertleşecek hiç kimsesi yok. Hani diyorum, sen şöyle bir yoklasan, konuşturmaya çalışsan, belki açar yüreğini. Tabii, tabii, ilgilenirim Gülüm'le. Zaten benim de dertleşecek birine ihtiyacım var. Burası çok romantik bir yer. Burayı seçmek ne kadar duygulu bir insan olduğunuzu anlatıyor. Biliyor musunuz, ölmüş olmasına rağmen karınıza gıpta ediyorum. Daha katı, vurdum duymaz olmak isterdim. Ama elimde değil. Mateminize saygı duyuyorum. Ama önünüzde uzun bir hayat var. Dilerim yeniden mutlu olursunuz. Yapayalnız birinin mutluluğu tekrar yakalaması çok zor. Belki de imkansız. Anlıyorum. Size yardım etmek, yanınızda olmak isterdim. Ama bunu yapamayacak kadar mutsuzum ben de. Nasıl yani? Özel hayatım karmakarışık bu arada. Sen de dertlisin belli. Uzaklara bakan gözlerin hüzün dolu. Bana anlatmak ister misin?
Bir genç kız gizli dertlerini babasına söyleyemez. Ama bir yakınından kaçmamalı. Babamı dün gece çok üzdüğümü biliyorum. O mu istedi konuşmamı? Hayır. Ben farkındaydım. Uzun zamandır durgun ve mutsuzsun. Anlatıp da sizi sükutu hayale uğratmak istemem. Derdime kendim çare bulmalıyım. Çekinme, anlat. Sizi benimle ilgilenmeye, derdimi anlamaya babamın zorladığını biliyorum. Şayet itirafım ikinizi de rahatlatacaksa beni de rahatlatacak demektir. Aslında bir gençlik günahı. Hayata karşı tecrübesizim. Duygularım yanılttı beni. Orhan'ı sevdiğimi zannettim. Ona teslim oldum. Çok şaşırdınız değil mi? Ne umdunuz ne buldunuz. İsterseniz kapatalım. Yo, devam et. Seninle ilgili her şeyi bilmek istiyorum. Dengesiz, ruh hastası, zaman zaman çılgına dönen biriydi. Ama çok geç anladım bunu. Pişmandım. Ayrılmak için de çok geç kalmıştım. Onun çocuğunu taşıyordum. Nihayet terk ettim Orhan'ı. Çocuğumu da bir doktor masasında bıraktım. 2 aylıktı. Orhan'dan kurtuldum. Ama gençlik hayallerimi ve bebeğimi kaybettim. Şimdi çok yalnız ve ölecek kadar kederliyim. Tıpkı senin olduğun gibi. Yalnız değilsin. Ben varım. İstediğin sürece de yanımda olacağım. Ve bu sırrını kendi sırrım gibi saklayacağım. Sana benimle evlen desem şaşırır mısın? Saçmalama. Sana layık değilim ben. İkimiz de mutluluğu yitirmiş kişileriz. El ele verirsek acıları birlikte gömebiliriz belki. Bana güven. Sana asla geçmişi hatırlatmayacağım. Dediğin gibi. O bir gençlik günahıydı. Geçti. İkimiz de unutacağız. Hemen şimdi evet demeni istemem. Hayır desen de gücenmem sana. Ama senden hoşlandığımı, her şeyinle kabulüm olduğunu bilmeni isterim. Çok, çok iyisin.
Gülüm çok mesut bugünlerde. Eski neşesine kavuştu. Bunu da sana borçluyum galiba. Anlat bakalım bu özel davetin sebebi ne? Bak Yusuf, sen benim sadece patronum değil, arkadaşımsın. Hem de çok eski bir arkadaşım. Değil mi? Evet. Beni anlarsın herhalde. Neyi anlayacağım? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama gerçeği bilmelisin. Gülümle birbirimizi seviyoruz, kararlıyız. Sen de izin verirsen evleneceğiz. Oh be! Beklemediğim bir haber. Şaşırmakta haklısın. Biraz düşün istersen. Hay Allah! Şaşırırım tabii. Hiçbir haber beni bu kadar sevindiremezdi. Ben anasız büyüttüm Gülüm'ü. Sen acılar çekmiş, olgun bir adamsın. Kızımı mutlu edeceğinden hiç şüphen yok. Dilerim bahtiyar olursunuz. Ne duruyorsun? Hadi vur! Babacığım! Hadi bakalım gidin artık gidin ha. Hadi sen. Ama de. Baba. Hadi hadi tamam hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhabalar. Merhaba. Erken mi geldin? Geç bile kaldın. Nejat stüdyoda plak çalışmasında. Ben de yemek pişiriyordum. Etli fasulye sever misin? Bayılırım. Hele yepyeni bir gelin pişirirsin. Gel. Nasıl, mutlu musun? Hem de nasıl. Çok mutluyum. Hayatının en doğru, en akıllıca işini yaptın. Tekrar kutlarım. İyi ki seni dinledim. İyi ki Nejat çıktı karşıma. Yoksa bitmiştim. Her şeyi biliyor değil mi? Daha ilk gün anlattım. Üstünde bile durmadı. Gençlikte elbet böyle hatalar yapılır, günahlar işlenir dedi. Ne tuhaf bu dünya. Orhanlarla, Nejatlarla dolu. Birinin kararttığı hayatı öbürü aydınlığa çeviriyor. Darısı senin başına. İnşallah bir Nejat da senin karşına çıkar. Thank you.
Başla hemen. Ispanaklı yumurtan da şimdi geliyor. Yoruyorum seni. Gecenin bu saatinde hizmet etmeni beklemiyorum senden. Bundan sonra gazinoda yiyip geleceğim. Ah, sen saçmalıyorsun. Hayatta olmaz. Hem hoşuma gidiyordu. Hadi soğuyor yemeğini. Katil! Görmüş olmalısın. Geçti yavrum, geçti artık. Geçti. Kabus görüyorum. Karanlıklar ve sisler içindeydi. Orhan tehdit ediyordu beni. Katil diye bağırıyordu. Geçti o günler. Bitti. Benim yanımdasın. Zamanla hepsini unutacaksın. Ağlama artık. Evet doktor. Tebrik ederim. Anne oluyorsun. Sahi mi? Nejat! Nejat, Müjde! Müjde sevgilim! Anne oluyorum. Oh, çok sevindim. Gözümüz aydın. Başınız sağ olsun. Anneyi de kaybettik, bebeği de. Ne o, sevinmemiş gibisin? Sevinmez olur muyum? Çok sevindim. Hadi bunu kutlayalım. Kulaklarımda uğulduyordu hemşirenin sesi. Sanki bir kurt gibi beynimi kemiriyordu. Tekrar geçmişi gördüm. Karımla çocuğumun ölümü birden çakılıverdi beynime. Aynı acıyı bir daha yaşayacak gücüm yok. İnan ki dayanamam. Çıldırırım. Canıma kıyarım Yusuf. Aynı felaket niçin iki defa tekrarlansın? İnsan elbet ürker biraz ama bu kadar büyütmez be birader. Bu defa kaybedeceğin senin karınsa benim de kızım. Canımın parçası. Ben hiç korkuyor muyum? Aslan gibi bir de torun bekliyorum ha. Olacağından değil ya, benimki saçma bir saplantı. Elbette öyle. Hadi giyin de mikrofonun başına geç. Çal, söyle. Matem değil, müjde bu. Ne mutlu ki baba oluyorsun. Zehretme de tadını çıkar. Haklısın. Coşmak zamanıdır. Elbette. Ha, bana bak. Gülüme bir şey belli etme. Sakın üzme o iki canlı çocuğu.
Allah'ım, bu defa karımı çocuğumu bana bağışla. Aynı acıyı bana bir daha yaşatma Tanrım. Adilsin, yücesin. Sana, senin sonsuz merhametine sığınıyorum. Hiç boşuna hazırlanma. Gazinoya gelmeni istemiyorum artık. Yatıp dinlenmelisin. Kendim giyinirim, yemeğimi de yer, öyle dönerim. Geleceğim. Geceleri gene beraber döneceğiz. Gelmeyeceksin. Kendine de, bebeğe de dikkat etmek zorundasın. Pekala, dediğin gibi olsun. Ha, yarın çarşıya çıkıp bebek için bazı şeyler alacağım. Sen de gelir misin? Gelemem. Stüdyoda işim var. Ama arabayı sana bırakırım. Tamam. Acımıyorsan çocuğuma acı, yapma! Yapma! Çocuğuma acı! Yapma! 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 Adım Necat Alp. Karımı az önce buraya getirmişler. Gülüm Alp. Durumu nasıl? Ben aradım sizi. Telaşlanmayın. Karınız şu anda doğum yapıyor. Biraz bekleyin, ben durumu öğreneyim. Hemen dönerim. Siz de mi baba olacaksınız? Evet, inşallah. Ben de karımı getirdim. Doktorlar bugün yarın diyorlar. İnşallah sizin karınız da hayırlısıyla kurtulur. Sağ olun. Fotoğrafçıyım ben, adım Orhan. Çocuğunuzun ilk resimlerini ben çekmek isterim. Tabii, zahmet olmazsa. Gözünüz size aydın. Size bir kart verin. Nur topu gibi bir oğlunuz oldu. Karınızın sağlığı da iyi. 301 numaralı odada. Tebrikler. Teşekkür ederim, size kartımı vereyim. Görüşürüz. Mutlaka geleceğim. Anlatamam mutluluğumu.
maşallah, maşallah. Ailemize hoş geldin Murat. Hoş geldin Murat. Al anne, al bak, bak. Hoş geldin. Aman da aman, aman da aman. Kimin torunuymuş, kimin? Ay 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 ay. Gözlerim saydın. Seni canı gönülden kutlarım. Sağ ol, var ol. Söylemiştim sana ya. Adı ne bunun ya? Murat. Murat ha? Hadi bakalım. Hadi bakalım, yüzün gülsün artık ha? Benim Murat'ım ya, dede. Hadi yapın da nene. Hadi yapın da peki peki peki. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun, teşekkürler. Teşekkürler efendim, sağ olun. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi eğlenceler diliyorum ben ve arkadaşlarım adına hepinize. Bugün benim için çok önemli bir gün. Benim bir oğlum oldu. Sağ olun, sağ olun efendim, sağ olun, teşekkür ederim, sağ olun. İlk parçamı bu akşam eşime ve oğluma ithaf ediyorum. Sağ olun, sağ olun, teşekkürler. Canım, canım benim. Oh, annesi karnı çok acıkmış bunu. Ah, güzelim benim. Ah, biri geldi galiba. Canım. Canım.
Aa, bakma ayıp. Bir bey geldi, sizlerle görüşecekmiş. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Hepinizi kutlarım. Analı babalı büyür inşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Klinikte söz vermiştim Orhan Bey'e. Oğlumuzun ilk fotoğraflarını çekecek. Daha sonra biz çekeriz. Murat pek küçücük. Flaşların parlaması gözlerini bozabilir. Işığa bakamaz. Flaş kullanmayacağım. Çocukları ben de sizin kadar severim. Üzerlerine titrerim. Kalsın, bugün istemiyorum. Bu resimler ileride en büyük, en güzel anılar olacak. Hadi karıcığım, izin ver de Orhan Bey'i bekletmeyelim. Uyuması gerek. Çabuk bitirin işinizi. Şu kanepeye yatırın. Birkaç pozda sizi çekeyim, buyurun. Şimdi çocukla çekeyim. Geç karıcığım. Tamamdır. Bebeğiniz uyuyabilir artık. Ne zaman alırız resimleri? Biter bitmez ben kendim getiririm. Sormayı unuttum. Kızınız mı oldu, oğlunuz mu? Öldü çocuğum, öldü. Vah vah, başınız sağ olsun. Hoşçakalın, iyi günler. Size de, teşekkürler. Ben de stüdyoya gecikmeyeyim. Kaset çalışmam var, biliyorsun. Gecikir misin? Mümkün mü? Bire gel. Annesi şimdi... Sütünü de içemedi. Dur, ben şimdi ona bir mama hazırlarım. Sokağa çıkıyorum. Hemen gelirim, tamam mı? Olur. Dediğim fiyattan bir kuruş aşağı olmaz. 500.000 lirayı getirir, negatifleri alırsın. Yoksa aynı negatifleri Haşmet Bey'e verir, bir misli fazlasını alırım. Akşama kadar parayı getirmiş ol. Maksadın ne? Evime niçin geldin? Niçin çektin o resimleri? Ne maksadım olabilir? Mutluluğunu görmek için geldim. Peşimi bırakmazsan polise gideceğim. Vız gelirsin. Ne yaptım ki? Ne diyeceksin polise? Senin o iğrenç aşağılık planlarını bilemem ama... ...ilk ve son defa söylüyorum, bizlerden uzak dur. Hayır. Daha sık geleceğim. Söylemiştim. Yaşadığına pişman edeceğim seni. Hiçbir şey yapamazsın. Sen çocuğumu öldürdün. Cezanı çekeceksin. Unutma bunu. Al. Nedir bu? Bütün param. Sadaka mı veriyorsun?
Yetmiyorsa babamdan alır daha da veririm. Karşılığında peşini bırakacağım öyle mi? Evet. Bak, kocam, oğlum ve ben çok mutluyuz. Ne olur dokunma bize. Al bunu. Mutluluğun çıldırtıyor beni. Oysa acı çekmeni istiyorum. Adalet istiyorum. Nasıl adalet? Benim çocuğumu öldürdün. Hayır. Kendi çocuğunu da öldüreceksin. Çıldırmışsın sen. Sen kendi ellerini öldüreceksin. Benden beter acı çekeceksin. Çıldıracaksın. Evlat katili diye asacaklar seni. Hayır yeter, manyaksın sen. Çıldıracaksın, öldüreceksin, ben de seni. Hayır, bırak çocuğumu, beni de bırak. Yeter. Öldüreceksin. Çıldıracaksın. Yeter! Çıldıracaksın! Yeter! Çıldıracaksın! Yeter! Manyak! Manyak! Manyaksın sen! Hastasın! Delisin! Manyaksın sen! Bırak bizi! Bırak çocuğumu bırak! Beni bırak! Manyak! 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 Bir ki, bir ki, bir ki, tamam mı, nasıl? Başlayalım. Nejat! Konuşmamız lazım, gel. Ne var, ne oldu? Orhan, evimize gelen o fotoğrafçı işte. Anlamadım, sakin ol, baştan anla. Beni mahveden o aşağılık herif, anladın mı şimdi? Gene anlayamadım. Eve çağırdığın o fotoğrafçı var ya... Sana bahsettiğim Orhan o işte. Adalet istiyormuş. Benden çocuğumu öldürmemi istedi. Ne? Burada anlatamam. Eve gitsek iyi olur. Peki canım. Gültekin, ben gidiyorum, yarın devam ederiz. Tamam abi. Daha önce niye anlattın? İlk gördüğün anda niçin söylemedin bana? Neyse, üzülme, korkma bu kadar. Hiçbir şey yapamaz. Keleroğlu. Ne oldu oğlum, söylesene. Çocuğumu kaçırdılar. Ne dedin? Polisi al gel. Buyurun, ben Nejat. Gülümü ver bana. Çocuğunu bulamayınca şok geçirdi. O baygın yatıyor. Ne istiyorsan bana söyle. Öyle ya. Sen de babasısın o piçin. Seninle de hesaplaşsam olur. Bir saat sonra Samatya istasyonunda bekliyorum. Polise sakın haber vereyim de. Sakın. Öldürürüm çocuğu. Gebertirim. Serseri. Köpek. İç soyu. Ne oldu dadı? Murat'ı kaçırdı serserinin biri. Kapıyı açmamla üstüme saldırması bir oldu. Çocuğun odasına koştu, peşini bırakmadım. Tekme tokat dövdü beni. Bebeği aldı. Bir tokat daha çarptı. Gerisini hatırlamıyorum, buyurmuşum. Tanımadığın bir adamı nasıl içeri alırsın be kadın? Daha önce de gelip resimlerini çekmişti çocuğun. Buraya resim çekmeye gelen fotoğrafçı olduğundan eminsiniz değil mi? Evet, resimleri getirdiğini sanmıştım. Yoksa açmazdım kapıyı. Peki sana başka bir şey söylemedi? Söylemez mi? Deli gibi küfrediyordu. Bu piçi sonra öldüreceğim. Önce ana hesap verecek diyordu. Gülüm nerede? Nerede kızım? Kızım nerede? İçeride, perişan yavrucak. Sakin olun. Sakin olun ve olayları bana tekrar anlatın. Baba, çocuğumu kaçırdılar. Baba.
Tamam, tamam, tamam. Sakin ol lütfen, sakin ol. Otur bakayım şey. Otur lütfen. Otur. Lütfen ağlamayı bırak kızım. Ne olur sakin ol. Sakin ol, biraz konuşalım. Lütfen dinle beni. Ne bu hali? Ah, beni bırakın şimdi, gidin o yatak odasında. Gelin doktor bey. Adı kapıya mı? Sabaha kadar sakin uyuyacak. Yarın gene geleceğim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ne oldu? Yok. Bulamadım eti. Alay ediyor bizimle. Gülüm nasıldı? İyi iyi. Doktor iğne yaptı, uyuyor. Aysun yanında. Her şeyi anlattı bana. Büyük insansın sen Necat. Bırak geçmişi. Şimdi ne olacak onu söyle. Bekleyeceğiz. O it arayacak. Konuşacak bizle elbet. Allah'ım oğlumu bana bağışla. Her türlü önlem alınacak. Çocuğunuzu kurtaracağız. Bebeği kaçıran adam sizi gene arayacaktır. İç al. İç. Belki son içişin olacak. Ben Necat, buyurun. Çocuğun dünden beri aç. Üstelik zırlıyor piçin. Süt getir. Hemen geliyorum, neredesin? Ataköy bloklarının orada, eski şantiye var. Oraya gel, ben seni görürüm. Sakın yanında kimseyi getirme. Polise de haber vereyim deme. Tamam, tamam. Tekrar söylüyorum. Polise haber verirsen bu piçi öldürürüm. Çocuğa süt getir dedi. Belki verecek yavrumu. Ben de seninle geliyorum. Olmaz, yalnız geldi. Kendime geliyor. Sen Gülüm'le ilgilen. Tamam.
Oğlum nerede? İçeride. Sütler taze mi? Evet, bu sabahki sütler. Güzel. Öpeceğine karnını doyur çocuğunu. Babasının koçu. Güzelim. Oh! Kendi ellerinle gebertin çocuğunu. Sütler zehirliydi. Ben değiştirdim, ben! Az sonra ölecek. Cesedini götürür, anasına verirsin. O katil karı da çıldırır. Geberir. Ödeştik işte. Ödeştik. Ya üzülmüyor musun? O şişeler kırıldı. Yolda yenisini aldım. Ne? Nasıl yaparsın ha? Çekil yolundan! Bırak çocuğu. Çekil! Bırak! Bırak oğlumu! Bırak diyorum! Yaklaşma fazla! Ver! Ver oğlumu! Yaklaşma dedim! Atarım aşağı! Sen git! Annesini çağır! Annesi gelsin! Seninle hesabım yok! Annesi gelsin! Söyledim! Şok geçirdi! Evde yatıyor! Beklerim! Soğukta! Aç, susuz, uykusuz! Nasıl bekler o çocuk? Anası düşünseydi! Nasıl olsa ölecek o piç! Düşünse... Donup geberse ne yazar ha? İntikamını o bir damlacık günahsızdan mı alıyorsun? Anası gelecek. Buradan attığımı, aşağıya uçup geberdiğini görecek. Benim çektiğimi çekecek. Oğlumu bana bağışla, yalvarırım. Bir adım daha atarsan fırlatırım aşağı. Dur! Daha önce de bir oğlum öldü. Acılar çektim. Elindeki o ufacık, o zavallı varlık... benim sonum yedim. Her şeyim. Yalvarırım, aynı acıyı çektirme bana. Sen de insansın. Senin de insafın, merhametin olmalı. O küçücük bir melek, her şeyden habersiz, ölümünü anlamayacak. Ama ben, can evimden vurulacağım, ver çocuğumu! Ağlama diyorum! Ağlamasana be! Bak, belli sen de insansın. Senin de yüreğinin bir yerinde gizli kalmış sevgiler var. Ver. Ver çocuğu. Olmaz! Olmaz be! Anası gelecek. Diz çökecek. Ağlayıp kan kusacak. Oğlunun öldüğünü...
kendi gözleriyle görecek. Kendi çocuğum gibi. Bak, ağlıyorsun bak. İnsansın çünkü. Duyguların ve sevgilerin var. Öfkeyi, kini yok eden duygular bunlar. Döktüğü son gözyaşı olacak. Güzel, güzel gün. Yaratsın kem gözler.
kendi bize güzel günüm. Sensin yanarsın, sensiz yaşayamam artık imkansız.